Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz genetik uzmanı, doçent doktor Sayın Nesrin Erçelen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle tabii ki doktor Nesrin Erçelen kimdir tanımak isterler. Buyurun. Evet, TED Ankara Koleji mezunuyum liseden. Daha sonra Hacettepe Tıp Fakültesini bitirdim. Daha sonra genetikle ilgili uzmanlığımı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve yurt dışında beraber çalışarak bitirdim. 2000 yılından beri genetik uzmanı olarak çalışıyorum. İşte özelde, tıp fakültelerinde ve bir misyon olarak da tabii bizim yaş grubumuza, neslimize bakacak olursanız genetik çok yeni bir kavramdı tıpta. Fakat bunun işte gerek dünyada gerek Türkiye'de ilk emeklerini harcayanlar, ilk öğretmenlerimizden, hocalarımızdan sonra bizler devraldık. Ama tabii çok hızlı bir gelişime tarihi tanıklık ederek yola çıktık. O yüzden şanslıyız da bence. Çünkü 2000 yılında bizim temel tıp tarihinde, genetiğin tarihinde 2000 yılı çok önemli. İnsan Genom Projesi'nin açıklandığı yıl. Yani bir kişinin DNA'sının analiz edilip sunulması ve bunun tıpta kullanılabilir hale gelmesi olan tarih 2000 yılı. Bizim de uzmanlığımıza denk geldi bu tarih. İşte o günden sonra tıbbın içine yeni bir kavram katıldı. Genetik, DNA, o kişinin DNA'sı. O zaman ne oldu? Biz işte Ayşe Hanım'ı, Mehmet Bey'i eskiden tıpta bir istatistik olarak değerlendirirken, işte derken 10 bin kişide sizin hastalığınız şu kadar görülür, yüzde şu kadar iyileşir, bu ilaç yüzde 5 etkili olur, yüzde 50 etkili olur derken, şimdi ona spesifik Ayşe Hanım'ın hastalığı nedir, ne zaman başlamıştır, doğuştan mı almıştır, örneğin kanser. Bu doğuştan gelen ailesel bir gen nedeniyle mi ortaya çıkmıştır tetikleyen, yoksa daha sonra yaşam koşulları ve kendi metabolizmasındaki yatkınlıklar nedeniyle mi fırsat bulup o tümör orada çoğalmıştır, gelişmiştir, bunu görebiliyoruz. Tabii bunu görmekten çok önlemek ya da tedavi etmek. Artık Mehmet Bey'e, Ayşe Hanım'a özel hastalığına yönelik, kanserine yönelik örneğin genetik ilaçlarla tedavi ediyoruz. O yüzden dikkat ederseniz 2000 yılından itibaren çok hızlı, tedavide de kanser gibi önemli hastalıklarda da tedavide de çok ciddi başarılar elde edilmeye başladı. Neden? O kişiyi, hatta o kişinin kendi spesifik kanserini tedavi ediyoruz. O tümör hangi ilaca cevap verir, gelişimini hangi genlerle sağlıyor onu görebiliyoruz. Burada tabii tedaviden çok o zaman neyi gördük? Biz bunun başlangıcını tahmin edebilirsek o zaman önlemek mümkün müdür? Mesela meme kanseri. Bundan 20-30 yıl önce çok kısa sürelerde yayılarak öldürücü olabilen kanserler bugün artık meme hastalığı diyoruz mesela. Neden? Çünkü erken tanısı mümkün. Hatta ailede bir risk varsa ya da görünebilir işte genetik faktörlerle ilgili riski görebiliyorsak bunu önlemeye yönelik de bir takım önlemler alabiliyoruz. Sadece kendisinde değil, işte çocuklarında, akrabalarında bunun genetik olarak bakılması, tanınması ve önleyici tedaviler verilmesi mümkün hale geldi. Eskiden tabii bir de bunlar biyoteknoloji dediğimiz genetik teknolojiler çok pahalıydı. O yüzden tıpta biz rutin kullanamıyorduk. Yani işte kliniğe, muayenehaneye, hastaneye gelen bir hastada genetik testleri isteyemiyorduk. Ama bugün artık kanser genetiği dahil olmak üzere bir kısmı devlet ödemesinde, bir kısmı çok daha ucuzlamış olarak insanların hizmetine girdi. Bunlar çok güçlü silahlar. Yani yeni bir teknoloji çağındayız. Antibiyotik nasıl bulunduysa, devrim olduysa tıpta, şimdi genetik tıp dediğimizde bir devrim tıpta. Tabii bu hem takip etmesi çok heyecanlı, bizler için de mesleki olarak da çok sevindirici, daha çok yararlı olabiliyoruz hastalarımıza. Ama bir taraftan da teknolojiyi çok hızlı takip etmemiz gerekiyor. O yüzden daha çok gençlerle çalışıyoruz. Dikkat ederseniz genetik bölümleri artık sadece doktorların olduğu bölümler değil. Bizim genetik mühendisleri arkadaşlarımız var, bilgisayar öğrencilerimiz ve uzmanlarımız var. Neden? Data analizi yapıyoruz. Bugün en büyük genetik laboratuvarlarına gittiğiniz zaman
En önemli bölümün bioinformatik dediğimiz aldığımız datanın, yani o kişinin DNA'sından aldığımız datanın yorumu ile ilgili olan bölümler. Örneğin biz size bir kanser testi yaptığımızda bu kanser değişikliğinin, kansere neden olan değişikliğin gerçekten hastalığı yapan gen mi olduğu yoksa masum bir değişiklik mi olduğu, sizin genel karakterinizi mi taşıdığını analiz etmemiz gerekiyor. O yüzden makineden çıkan testler, bugün dikkat ederseniz işte interneti bile gezerken sizinle ilgili bir sürü işte tuşladığınız zaman genetik testler, sizi kendinizi tanıyın diye bir sürü ilanlar görebiliyorsunuz. Ama işte bu makine çıktılarının aslında bir draft önemi yok. Önemli olan size özel bunun genetik uzmanı tarafından yorumlanması. Buna da bioinformatik diyoruz. O yüzden hastalarımız ya da sağlıklı kişilerin kendi genetik yapıları ile ilgili ya da hastalıkları ile ilgili çocuklarına geçer mi? Ailelerinde var mıdır? Kendileri bunları taşıyorlar mıdır? Yoksa yatkınlık, bir genetik zayıflıkları mı vardır? Bu konuda bilgi almak istedikleri zaman özellikle bu yorumu takip etmeleri ve sormaları gerekiyor. Bunun yanında tabii bizi en çok ilerleten konulardan bir tanesi de bu genetik teknolojilerin sadece test ve tanı olarak değil, biyoteknolojiye girip yeni ilaçların yapılmasına da ön ayak oldu. Örneğin biz eskiden beri biliyoruz ki aslında insanın gerçek çözümü kendi içinde, nasıl birçok konuda olduğu gibi. Şimdi de görüyoruz ki biyolojik ürün dediğimiz, insanın kendi hücre ve dokularından elde ettiğimiz kök hücreler. Evet. Yani rejeneratif tıp diyoruz buna. Yine genetik teknolojiye dayalıdır. Nasıl oldu? Bunun temeli tabii tüp bebek çalışmaları. Biz 2000 yılında işte DNA testlerini, genetik testleri kanserli ya da erişkin hastalarda, işte çeşitli hastalığı olan, bunun işte epilepsi, Alzheimer, kemik erimesinden tutun da birçok hastalıkta erişkinde bakarken, işte çocuklarda ya da doğmamış hamile hanımlarda çocuklardaki zeka özürlerinin tanınması, Akdeniz anemisi gibi ciddi kan hastalıklarının, ölümcül metabolik hastalıkların tanınmasına bakarken öyle bir teknoloji geldi ki daha tüp bebek yaparken embriyoyu anneye vermeden önce o embriyonun bir hücresine bakarak sağlıklı olan hangisi diye ayırabilir hale geldik. Ne yapıyorduk? Buna preimplantasyon genetik tanı diyoruz. Eğer ailenizde ciddi bir hastalık varsa, işte kanser, zeka özürü, metabolik sendromlar gibi, bunları biz embriyodan bir hücre alarak tanıyoruz. O zaman anneniz 8 embriyosu varsa, hangisi sağlıklıysa, hangisinde hastalık yoksa anneye onu transfer ediyoruz. İşte bunları yaparken gördük ki embriyodaki bu tek hücreler inanılmaz kuvvetli hücreler. Kendi kendilerini programlayabiliyorlar, çoğalabiliyorlar. Aynen anne karnında olduğu gibi bir yeni canlı üretiyorlar. O zaman dendi ki böyle bir kök hücre var her insanın başlatan, onu oluşturan ve bu hücrenin içinde de o kişiye ait her türlü genetik bilgi var. Yarısı anneden geliyor 23 kromozomla, yarısı da babadan 23 kromozomla geliyor. Ve bunlar oluşurken kendi kimliği tekrar tanımlanıyor ve yeni bir insan ortaya çıkıyor. O zaman dendi ki biz bu gücü acaba şu ana kadar tıpta kullanamadığımız, ilaçlarda mevcut olmayan yeniden tamir etme özelliği olarak kullanabilir miyiz? İşte kök hücre 2000 yılından sonra böyle ortaya çıkıyor. Önceleri tabii hangisinin bizim için yararlı olduğunu bilmiyoruz. Çünkü embriyonik kök hücre ve doğmamış plazentada gibi karışık olan hücreleri kullanmanın zararlarını hemen gördük. Neden? Kendi kendine kontrolsüz çoğaldığı zaman kanser yapabiliyor. Kontrol edemediğimiz değişikliklere neden oluyor. O zaman tabii çok ciddi bilimsel çalışmaların sonucunda biz bunları kullanamazsak, kullanılabilir olanlar hangisidir dendi ve gördük ki erişkinin kendisinde kaç yaşında olursak olalım kök hücrelerimiz mevcut. Halbuki biz tıp fakültesinde ne öğreniyorduk? Biz doğuyoruz ve aşağı yukarı işte 18-20 yaşlarından sonra hiçbir hücremiz yenilenmiyor. Özellikle sinir hücreleri, beyin hücreleri, kalp kası, karaciğer bunlar yenilenmez. Sadece deride yaramız olursa bilirsiniz yara iyileşir. Evet. O da iz bırakarak iyileşir. Halbuki gördük ki hemen 15-20 sene içinde bu bilgimiz yanlış ve eksik. Her dokumuzun içinde kök hücremiz var. Evet. Yani
Eğer mümkün olur bunları biz aktif hale getirebilirsek beyin hücresine kadar bunların yenilenmesi mümkün. Kalp hasarında tekrar aktif olarak kalbimizi onarması mümkün, karaciğerimizi onarması mümkün, yaralarımızın izlerinin geçmesi mümkün, orijinal doku olarak iyileşmesi. Biz eskiden çok basit olarak örneğin şeker hastalarında çok kolay yara açılır biliyorsunuz. Evet. Neden? Aynen vücudumuzu besleyen işte bir bitki, çiçeği besleyen nedir? Onun kökleri suyu alır, bütün her yere besinleri dağıtır. Damar sistemimiz de böyle. Ama şeker hastalığı en çok damarları vuruyor biliyorsunuz. Evet. Ve damarlar hasarlanınca o hasarlı bölgede kan dolaşımı duruyor. Susuz kalan bitki, çiçek ne olur? Ölür, beslenemez. O dallar sararır, düşer. Aynen o bölgede, o organda, özellikle de parmaklar, işte bacaklar, daha dışarıdaki organlarımızda beslenememeye bağlı, damar harabına bağlı, şeker hastalığı gibi hastalıklarda yaralar açılıyor. Ve bunları iyileştiremiyoruz. Bugün mevcut olan hiçbir ilacımız bunları iyileştirmeye yetmiyor. Ama ne yapabiliyoruz artık? Kişinin kendi dokusundan, yağ dokusu, kemik iliği, kan, deri, bunlardan aldığımız kök hücreleri çoğaltıp o bölgeye ilaç olarak verdiğimiz zaman 4 hafta içinde bu yaraların iyileştiğini, neden? Tekrar dolaşıma neden oluyor kök hücreler, damar oluşmasına neden oluyor, oranın beslenmesine ve tamir edecek hücrelerin gelmesine neden oluyor. Birçok hastamız bu konuda dünyada da ve Türkiye'de şifa bulmaya başladı. Ne oldu? Artık biz korkmuyoruz. Yani diyabet gibi ciddi, eskiden geçmeyecek işte bacakların, kolların, parmakların kesilmesine neden olan ve yaşamı tehdit eden hastalıklarla ölüme kadar giden durumları biz artık kişinin kendisinden elde ettiğimiz ilaçla tedavi edebilir hale geldik. Şimdi bunlar işlerin çok ciddi kısımları ve gördüğünüz gibi genetik dediğimiz zaman artık sağlıklı durumda ya da hasta durumda kapınızı, gidip kapısını çalabileceğiniz demek ki tıpta bir bölüm var. Genetik bölümleri bizler artık hani daha ileri yaşta hocalar olduğumuz için öğrencilerimize, yeni mesleğe başlayanlara ve halkımıza duyurma görevini üstlendik. Diyoruz ki eğer sizler kendi genetik yapınızı öğrenirseniz ya da herhangi bir ciddi hastalıkla karşılaşırsanız yeni gelişmeleri öğrenmek için mutlaka her fakültede olan ya da işte genetik bölümleri merkezleri olan yerlerin kapısını çalın. Ve bir yerde de burada en çok iş size düşüyor. Neden? İnsanlar hemen gidip bir interneti arıyorlar. Evet. Doğru adresleri arıyorlar. O yüzden bizler de sizler gibi doğru adresleri veren kurumlara gidip bilgi vermek istiyoruz. Diyoruz ki bu bilgiyi almak, buna genetik danışmanlık diyoruz. Bizim yaptığımız en önemli işlerden biri. Gidip genetik, sizinle ilgili genetik riski, çocuklarınızın, ailenizin içinde bulunduğu riski ya da içinde bulunduğunuz tüp bebek, kanser, kök hücrelerin kullanılması gereken tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi almak istediğiniz zaman ilk yapılacak şey genetik danışmanlık, yani doğru bilgi almak. Çünkü genetik biliminde insanlar kendileri karar veriyorlar. Eski tıpta olduğu gibi hani bir cerraha gittiğiniz, mideniz ağrıdığı zaman ya da bir ortopediye gittiğiniz zaman ameliyata doktor karar verir. Siz çok fazla yorum yapmazsınız. Evet. Ama genetik teknolojilerde siz doğru bilgilendirilirsiniz ve ondan sonra da hangi yöntemi istiyorsanız ona doktorla beraber kişi kendisi karar verir. Evet, böylece genetik bilim dalının katmış olduğu faydalar hayatımıza. Evet. Evet, gerçekten de öyle. Peki check-up yaptırmamız gerekir mi, genetik check-up? Şimdi aslında bu ayrı bir konu değil. Göreceksiniz bir iki sene içinde ki biz bu konuda çok ciddi bir savaş veriyoruz. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da. Nasıl ki bir hastane ya da doktora gittiğiniz zaman doktor sizden ilk önce ne ister? Çok acile bile gitseniz hemen bir kanınız alınır. Denir ki sizin bir kan değerlerinizi görelim. Enfeksiyonunuz var mı? Kan değerleriniz ne olmuş? Kansızlığınız var mı? Mikrop üremiş mi? O testi yaptırır. Ondan sonra size tedavinizi verir. İşte genetik check-up dediğimiz şey aslında sizin doğuştan gelen özellikleriniz. Neden? Kan testiniz şu anki durumunuzu gösterir. Evet. Halbuki bir kişinin doğru tedavi edilebilmesi için hastalığının bilinmesi,
nelere maruz olacak? Görünen sizin çok farklı bir ağrınız olabilir ama nedeni doğuştan getirdiğiniz bir özelliğiniz olabilir. İşte onun da görülebilmesi için aynı anda sizin genetik yapınızın da yorumlandığı bir teste, bir bilgiye ihtiyacı var doktorların. Biz bunu bir araya getirdik. Buna genetik check-up diyoruz ama bunun içinde şu anki durumunuz artı doğuştan getirdiğiniz metabolizmanızı tanımlayan bütün ana bir binayı düşünün, tesisat gibi. O tesisatın içindeki ana kollara baktığımız bir genetik profiliniz var. Bunun yorumunu biz veriyoruz doktorlara. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu kişinin yapısı budur. Erken dönemde şu sistemlerini kontrol ederek check-up'larını etkileyin. Yani 50 yaşını beklemeyin kanser check-up'ı yapmak için. 20-25 yaşından itibaren check-up'ına başlayın. Bakarken bunun kalp hastalığı riski varsa o zaman diyoruz ki 18 yaşından sonra yağ değeri, şeker değeri, metabolizması nasıl çalışıyor ona bakın. Çünkü hasta olduktan sonra o kişinin tekrar sağlığına kavuşması çok mümkün değil. Çünkü yapı bozuluyor. Damarlar bozuluyor, doku zarar görmüş oluyor. Bunu onarmak çok zor. Bunun yerine daha zarar görmeden önce sizi takip eden her doktorun elinde kan değerinizin yanında doğuştan getirdiğiniz genetik yapınızın yorumu bilgisi olursa o zaman size önleyici olarak da tedavi ediyor. Hatta seçilen ilaçları doğru veriyor. Bakın bugün en basit mide ağrısı olan kişilerde bizim asidi azaltan, asit pompalanmasını kontrol eden bir sürü ilacımız var. Ama bunların hangisinin kime yararlı olduğunu bulmak için deneme yanılma yapıyoruz eğer genetik testi yapmazsak. Kan sulandırıcılarımız var, kalp hastalarına ciddi veriyoruz. Eğer bunların genetik testi olmazsa doğru yanlış deneyerek veriyoruz. Psikiyatri hastaları, kanser hastaları böyle. O yüzden artık farmakogenetik diyoruz. Mutlaka o kişinin kendisine spesifik yararı olacak. En az zararı olan, en fazla etkisi olan ilacı genetik testle belirliyoruz. O kişinin kısa süre içinde doğru ilacı kullanmasını sağlıyoruz. Şimdi böyle olursa, şimdi yapılan çalışmalarımız sonuçlandı. Dünyada çok büyük çalışmalar yapıldı son 20 yıl içinde. Ve görüldü ki insan ömrünü biz işte 80'lerde düşünürsek gelişmiş ülkelerde ve maalesef işte 50'den sonra da hastalıklı dönemin yani erişkin yaşlılık döneminin başladığını maalesef düşünürsek bunun yarıdan fazlası neredeyse hastalıklarla uğraşmakla geçiyor. Evet. Halbuki şu anda biliyoruz ki bu çalışmalardan bizim biyolojik ömrümüz 140 ve bunun yarıdan fazlası yani 100 yaşına kadar bugün 40'lı yaşlardaki sağlığımızı koruyarak gelmek mümkün. 100 yaşından sonra dejeneratif değişiklikler yavaş yavaş başlatılabilir bugünkü teknolojiyle. İşte bunu yapabilmek için kişisel önleyici tıbbın devreye girmesi lazım. Evet. Evet. Böylece önleyici tıp da devreye girdiği takdirde hep beraber omuz omuza çok daha sağlıklı ve uzun bir hayat bizi bekliyor olacak sayenizde. Umuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz teşekkür programımıza. Ederim. Sağolunuz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, genetik uzmanı doçent doktor Sayın Nesrin Erçelen'i ağırladık. Hoşçakalın.